bütün siyasi kredibilitesini kaybeder. Hatay üstünden. Güzel bir noktaya getirdiniz. Ben de şu kısacık bir soru soracağım, sonra stüdyoya döneceğim ama şimdi Ekrem İmamoğlu başından beri şunu söyledi. İBB'nin eli Hatay'ın üstünden çekilmeyecek. Ve zaten depremden sonra gördük. Açıkçası Mansur Yavaş, Ankara Belediye Başkanı, İBB, Antakya özelinde, Samandağ'da yani Hatay'da inanılmaz çalıştılar hakikaten. Yani herkes gidip İBB'nin arabalarında telefonunu şarj etti. Çünkü elektrik yok. Çünkü GSM operatörleri ortadan yok olmuşlar. Mansur Yavaş'ın yardım kamyonları öyle, gönderdiği çadırlar öyle. İki belediye ve diğer Mersin Belediyesi de var, Adana Belediyesi de var. Onların hakkını yemiyorum ama hani Ankara, İstanbul çok ciddi çalıştılar. Şimdi Ekrem İmamoğlu dedi ki benim elim Antakya'nın, Hatay'ın üzerinden çekilmeyecek. Mahir Polat, bugün Fatih Belediye Başkanı adayı, İstanbul Belediyesi'nin içinde biliyorsunuz restorasyon, kültür, kültürel aktiviteler hepsinden sorumlu. Dedi ki Antakya'nın restorasyonu için, şehrin tekrar ortaya çıkarılması için biz projeleri hazırladık İBB olarak. Bunları bir komisyonla birlikte yardım eli uzatmaya hazırız Antakya'nın yeniden inşası için. Şimdi Lütfi Savaş'ın adaylığı devam ederse bu dolaylı olarak Ekrem İmamoğlu'nu da etkileyen bir durum mudur? Yani Hatay'ın kazanılmasında belki Ekrem İmamoğlu'nun da yapacağı söyleyecekleri önemli olacaktı. Bu saatten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının bir şey söyleyemeyeceği bir durum mu ortaya çıkıyor? Nasıl bir etkileşim olur? Ne diyorsunuz? Yani tabii Ekrem İmamoğlu açısından CHP'deki adaylık süreçleri bir siyasi açmaz içeriyor. Yani zaman zaman muhalif medyada da gündeme geliyor. Şimdi CHP'de iki başlı yapı olduğuna dair eleştiriler var. Şimdi dolayısıyla Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan kalkıp Hatay'daki adayı belirleyecekse o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu iki başlı bir yapıyı gösterecek. Ama bu eleştiriliyor. Ama ondan sonra Hatay'da seçmenlerin hoşuna gitmeyen bir aday belirlendiği zaman yetiş İmamoğlu bu adayı değiştir deniliyor. Şimdi burada zaten kendi içinde bir açmaz var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yeni yönetiminin yaptığı bütün yanlış hamleleri hem Ekrem İmamoğlu'na ihale etmek isteyen kesimler var, hem de bunun toparlanması için İmamoğlu'na dönen seçmen kitleleri var. Hem de Ekrem İmamoğlu her şeye müdahale etmesin diye eleştirenler var. Yani burada bence bir kararsızlık ortamı var. Bu kolay bir, yani bunu aşması, bu güç bir siyasi açmaz. Ben Lütfi Savaş'ın hiçbir, yani tabii ki seçimden iki ay önce kesin bir analiz yapmak mümkün değil. Ama şu tabloda söylediğim seçmen dinamiği nedeniyle, yani 2019 seçimi ama 2014 seçimde aynı şekilde ucu ucuna kazanıldı Lütfi Savaş tarafından. Ve işte Defne'de, Samandağ'da, CHP'nin kalesi mahallelerde %80-85'lik belki 90'lık oya ulaşarak kazandı. Bu ilçelerin çoğu yıkıldı ve şu an Lütfi Savaş'a çok büyük tepki var. Orada Lütfi Savaş'ın zaten %90 oy alması mümkün değil. Ve seçmen dinamiği orada o kadar değişti ki, çünkü evini kaybedip Hatay'ı terk eden yüz binlerce seçmen var. Biz zaten 2019'da bile sağlıklı karşılaştırma yapamayız. Dolayısıyla ben Lütfi Savaş'ın bu seçimi kazanabileceğini de düşünmüyorum. Seçimi kazanabilecek, benim aklıma gelen bir aday söylemeyeceğim. Ama bu tarz felaketlerden sonra siyasi partilerin de sorgulandığı ortamlarda sivil toplum içinden çıkan, siyasi profilinin ötesine geçen, partiler üstü olarak görülen ve sokakta ciddi karşılığı olan adaylar başarı kazanabilir. Ha, son dönemde Gökhan Zan konuşuluyor. Ben Hatay'da yani sokağın nabzını iyi tutamadığım için o aday o mudur bilmiyorum. Ama bu profilde bir adayı CHP'nin göstermesi gerekiyor. Gökhan Zan İYİ Parti'de de bir süre siyaset yaptığı için, ama profil olarak da soldan gelen bir aday olduğu için aslında ortak aday bile olabilecek profilde. CHP açısından ama çok ciddi bir kriz bu. Evet. Peki. Şimdi öyle ki ben bu arada hani çok büyük bir bölümüne katılıyorum konuşulanların, ama şöyle bakın. Programın başında sorgulamaya çalıştığımız şey şuydu. Ya mesela her açıklamada farkında mısınız kriz daha da büyüyor.
diyorsunuz ki mesela anket yap, bir Hatay halkının sesini duymak için bir anket çalışması yapıp yeniden değerlendireceğiz. Daha önce anket yaptınız mı? Evet, 4 kere anket yaptık diye soruyorsunuz. Yani şimdi peki 4 kere anket yaptınız da belirlediniz, şimdi ne bekliyorsunuz? Diyorsunuz ki Hatay halkının, ikinciye geliyorum, Hatay halkının sesini duymamız. Ya bir senedir deprem olmuş durumda Şirin, gittik Hatay halkının sesini duymak için kaç dakika harcaman yeterli oldu? Çarşıda dolaşmak yeterli oldu mesela, yani hiç anket yapmaya gerek yok. Bakın, bir siyasi mesaj vermek için söylemiyorum, Hatay halkının ne istediğini anlamak için. Yani Berk Bey'in söylediği haklı, ismini andığı isim de dahil olmak üzere isimlerin öne çıkmasının nedeni çığlık atması aslında. Yani halk çığlık atıyor, o çığlık tanınan, bilinen, öne çıkan isimlerin ağzından çıkınca halk onun arkasında toplanıyor. Nedeni bu. Hatay halkının sesini bir senedir yeni mi duymaya karar verdiniz derler o zaman size. Hepsini geçtim. Her şeye rağmen benim adayım budur. İstediğiniz gibi eleştirin diyorsanız kamuoyunun önünde konuşuyorsunuz durmadan. Madem çok beğendiniz, çok sevdiniz, çok haksızlık olduğunu düşünüyorsunuz, o adayı da yıpratıyorsunuz aslında. Ama ben Yaşar Aydın'ın söylediğine gelmek istiyorum. Yaşar Aydın dedi ki bazen bir şeyi kaybetmek göze almanız gerekir dedi. Aslında öyle bir şeydir ki bazen birileri kaybetmeyi gerekirse göze alırsınız. Dersiniz ki kamuoyunun önüne çıkarsınız. Gerekirse ben burayı kaybederim ama taviz vermem ilkelerimden. Hatay halkının yaşadığı o, ben gerekirse yaşayanların oyuna değil, ölenlerin anısına, davasına, adaletine talibim dersiniz. Bazen bir ili kaybeder, 80 ili kazanırsınız. Çünkü ortaya koyduğunuz tavır sizi, hani o Ecevit'in siyasi tarihini yazarken ya da başkasını yazarken böyle büyük tarihsel liderin bir kırılma anı yaratır ya, öyle bir seçim yapmıştır ki o, bir anda oyunuz düzgün artmaz, sıçrar. Böyle bir şey olabilirdi. Ve bakın nasıl büyüyor kriz biliyor musunuz? Şöyle büyüyor. Bugün Lütfi Savaş konuşma yaptı, çıktı basın açıklaması. Bakın kendisinin açıklamasından okuyacağım. Orada Sayın Cumhurbaşkanı dünkü protesto oradayken, pazartesi günkü, salıya bağlı, salı sabaha karşı olan protestoyu kastediyor. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın atamış olduğu bir bakan vardı. Bizi sevmeyebilirler ama ya bir tanesinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı? Sayın Cumhurbaşkanımız bir yere giderken önden önlem alınıyor. Burada da alınmalıydı. Şirin, o anlara tanıklık ettin, halkı gördün. Reyhan i̇nsanların, dalları ve insanların diyelim ki 34 tane akrabasını kaybetmiş bir, diyelim ki yuh diyenlerden biri o olsun. Polis buna önlem almalıydı. Nasıl yuh dedi Sayın Cumhurbaşkanımızın oraya götürdü, gönderdiği bir bakana denilen konuşmayı bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı yapıyor. Altını çiziyorum. Devamında okuyorum bir şey daha. Süremiz daralıyor. Son olarak şunu okuyorum. Şunu da okuyorum. Şunu bilin ki Hatay size muhtaç değildir. İktidarıyla muhalefetiyle herkesin Hatay ve tüm şehirlerimizdeki depremzedelere bir özür borcu vardır. İktidarıyla muhalefetiyle özür borcu vardır. Had bildirmek değil, haddinizi bilmek zorundasınız. İktidar adına özür dileyecek diyelim ki Erdoğan. Muhalefet adına kim özür dileyecek Hatay'dan? Lütfü Savaş. Ama Lütfü Savaş'ın ağzından okuyorum bunu. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani aslında hem bir kriz yaratılıyor,